Günlük eşyaların her birinin ardında nasıl yapıldıklarına dair bir hikaye vardır. Merhaba, ben Brian Unger. Ben Profesör Lou Blumfeld. Çizim tahtasından montaj hattına, normal görünenlerin ne kadar anormal olduklarını göreceğiz. Bugün nasıl yapılıyor da çikolata ve batmayan sandallar? San Francisco'da bir ailenin sahibi olduğu ve işlettiği ülkedeki en eski çikolata fabrikasındayız. Lobilerine girdiğiniz anda parçamızın starı olan kakao ağacını görüyorsunuz. Bunlar ekvatorun 20 derece altında veya üstünde ekseriyetle yağmur ormanlarında yetişiyorlar. Bu bir kakao kabuğudur ve içinde de tanrıların yiyeceği dediğimiz taneler vardır. Adı da çikolatadır. Çikolata ne şekilde, ne ölçüde olursa olsun en zengin damağı doyurabilir. Fakat ne tuhaftır ki çikolatayı yapan tane hiç de tatlı değildir. Nasıl acı bir çekirdekten kelebek şeklinde tatlı bir tat oluşabiliyor? Gitar çikolataları laboratuvarlarındayız. Burası lezzet merkezi değil mi? Evet öyle. İşte burada. Olduğu yer her burası. Her şeyin olduğu yer burası. Ed Seguin, Gitar Çikolataları Araştırma ve Geliştirme Bölüm Başkan Yardımcısı. İşte önümüzde de çekirdek görüyoruz. Bunlar işlenmemiş kakao çekirdekleri. Bunları çiftçilerden sağlıyoruz. Ede gelmeden önce kakao çekirdekleri ve özleri mayalanmak ve kurumak için günler geçirirler. Onların ilk tatlarından itibaren ne olacaklarını kestiremezsiniz. Şimdi bundan bir parça ısırsam, acaba çikolata gibi bir tat alır mıyım? Kesinlikle hayır. Tadabileceğin en son şey bu. Nasıl bir tat alırım? Acı ve ağzını buruşturacak bir tat. İlginç çiçek aromaları da olacaktır ama çikolata tadından yoksun. Çikolata tadı alamazsın. Tam bir hayal kırıklığı. Burası çok gürültülü bir bölüm. Burada çekirdekleri kavuruyorlar. Peki Ed, bu çekirdekleri ne sıcaklıkta pişiriyorsun? Tüm lezzeti ortaya çıkaracak kadar sıcaklık. Ötesini söylersem seni öldürmem gerekir. Çikolata tadının oluşumundaki en ciddi adım kakao çekirdeklerinin kavrulmasıdır. Kavurmak bütün lezzet prekürsör moleküllerinin bizim çikolata diye tanımladığımız duyuya dönüştürür. Bu prekürsörlerin içinde amino asitler, proteinlerin yapı taşları vardır. Ve bunları doğal şekerlerle birlikte ısıttığında çekirdeklerindeyken harika aromalı lezzetlere dönüşüyorlar. Parmaklar ve kabuklar ayrılıyor. Tam burada. İşin güzel kısmı. Bu da ödülü. Çekirdeğin eti. Evet. Etlerin yeteri kadar pişmesi gerekir. Fazla kavurmak çikolatanın kötü tatmasına neden olur. İşte bu yüzden burada tat kontrol edilir. Bu şimdi nasıl tadılacak? Çikolata gibi tadılacak. Şimdi biraz daha fazla kahverengi renk belirtisi var değil mi? Oo, eğer evet. Çiğnemeye devam edersen daha fazla çikolata alırsın. Fındık gibi. Fındıklı çikolata gibi değil mi? İyi. Çekirdek etleri Ed'in onayını alıyor ve bunlar sonunda bu kelebek çikolataların temelini oluşturacaklar. Fakat bu şekilde kullanılamazlar. Bu etleri yenilebilecek zevkler haline getirebilmek için onların katı fondan sıvıya, katıdan sıvıya, katıdan sıvıya ve tekrardan katıya dönüşmesi gerekir. Bizimle kalın. Uzun bir yolculuk olacak. Tamam. İlk yapmamız gereken katı çekirdek etlerini öğütmek. Esasen yaptığımız çikolata taneleri ve çekirdek etlerini azaltıp sıvı formuna getiriyoruz. Buna çikolata likörü denir. İçinde alkol yok. Kakao ve kakao yağı içeriyor. Kakao yağının erime noktası vücut ısısının biraz altında olduğundan ötürü çikolataya ağızda eriyebilecek kıvamı veriyor. Kakao yağı ile kakao likörünü birleştirmek çikolata yapmıyor. Biraz daha fazla malzemeye ihtiyacımız var. Bir sürü düğme ve birçok ışık var. Bu da bir hayli şaşırtıcı. Bu makine Willy Wonka'dan buraya gelmiş gibi. Kakao yağımız, likörün çalkalandığı tankımız var. Şimdi de bunları bu dijital okuyucuya götürecek bu küçük şerite koyuyorsun. Öyle değil mi? Doğru. Şeker,
ve süt. Bu şehri de yukarıya doğru takip edersen beni tekrardan başa götürecektir. Hayır, anlamadın. Ha evet, burada. Burada kaçırdım. Evet. Hayır. Gerçekten karışık. Ed'in lezzet üzerine doktorası var ama o bile şu makinenin nasıl çalıştığını anlamakta zorlanıyor. O halde bunu mu çekiyor? Evet, onu çek. Güzel, bırak. Tekrar yapmamız gerekiyor. Bunu çekmedin. Hadi tekrar çek. Ed, burada mı çalışıyorsun? Evet. Ah, bir şey duydum. Duvarın öte tarafındaki koridordaki kapının kapandığını duydum. Nihayet makine çalışıyor. Bir durduralım, sonra tekrar açarım. Olmamız gereken yerdeyiz. Ve şimdi lezzet kontrolü için tekrar lezzet katına döndük. Odadan dışarı çıkabiliriz fakat tüm tayfa orada duruyor. Engel mi oluyor? Geçemiyoruz. Tüm malzemeler katıldı. Şarap yapımındaki her etapta üzümlerini kontrol eden şarap tüccarı gibi Ed, çikolatasının gelişimini sürekli kontrol ediyor. Şu anda kıvamı istediği gibi değil. Fütürlü gibi. Biraz fütürlü gibi hissediliyor. Evet. Ama tadı gittikçe benzemeye başlıyor. Çikolata gibi, evet. Oldukça güzel. Süt tadı alıyor musun? Evet. 5 kocaman merdaneden çabuk geçiş, fütürlü yapışkanlığı yok ediyor. Bu arıtıcılar, hamurumsu maddeyi bütün yepyeni yüzeye yayarak kuru toz haline dönüştürüyorlar. Bu partiküller, arıtıcıdan geçerken bir metrenin çapının 2000'de birinden daha küçüğüne öğütülüyor. Yağ, bütün bu yüzeyleri iyi bir şekilde kaplayamaz. Nasıl böyle toz hale getiriyorsun? Hiçbir şey almıyoruz, hiçbir şey de eklemiyoruz. İnceltmek tekrardan karıştırılana kadar onu tozumsu tanecikler haline getiriyor. Şimdi pürüzsüz mü? Çok lezzetli. Bu etapta çikolata lezzet dolu fakat tatsız moleküllerden de halen mevcut. Ayrıca bu toz sıcak ve kocaman bir mikserden geçerek çok kolay akabilecek sıvı hale dönüştürülmelidir. Çikolata yapımının bu aşamasındaki adı karıştırıcıdır ve de adını korku filmindeki büyük devasa mikser gibi ürkütücü makineden almıştır. Çok ince öğütülmüş toz burada boşaltılır ve harmanlanır. Ve birlikte saatlerce ve saatlerce, bazen günlerce çikolatanın değerine göre karıştırılır. Bir anlamda sıcakta kendi suyunda demlenir. Bu da lezzetini zenginleştirir. Çikolata liköründeki asitlik salınır ve nihayetinde de kalın çikolata şurubuna dönüşür. Sıvı formundaki çikolata güzel olmasına güzeldir. Pek çoğumuz katı şeklinde olanı severiz. Şurubu katı çikolata parçacıklarına dönüştürmek özel sertleştirme işlemi gerektirir. Gitard öylesine soğutmuyor. Gitard'ın oda sıcaklığına dayanabilen katılıkta bir çikolata yapabilmesi için dayanıklılık işleminden geçmesi gerekir. Bu bir çeşit çikolatayı ısıtmanın, soğutmanın, tekrar aynı dereceye getirmenin süslendirilmiş olarak söyleniş şeklidir. Bundan sonra ısıtılmış çikolatayı borulardan geçirir ve bitmiş Gitard çikolatalarıyla tepsileri doldururuz. İşte o işlem de burada. Bu ısıdaki çoklu değişiklikler yağların düzgünce kristalleşmesini ve çikolatamıza ona has parlamayı ve çatırdayarak kopmayı verir. Enfes. Bu 4,5 kiloluk tablolar paketlenip dünya üzerindeki şekercilere dağıtılır. Gitard. Şu büyük parça çikolatanın lezizliğine bakın. Vay canına. İşte geliyor. Ama bunun büyük bölümü şekercilere gidecek ve onlar da onu farklı şekerlemelere dönüştürecekler. Bu bir sert olmayan koyu çikolataymış. Ve söylemeliyim ki, bunu istiyorsun. Bu ülkede yılda yaklaşık 2 milyar kilo çikolata tükettiğimizi biliyor muydunuz? Doğrudur. Bizim neyimiz var? Hiçbir şey. Sağlık için iyidir.
Bu 680 kilo kutulardan biri. Bu büyük parçaların küçük parçalar yapıldığı mahalli çikolatacı Charles Chuckles'a gönderilecek. Bak Nedim, güzel bir saç filesi takma fırsatını hiçbir zaman kaçırma. Evet, ben de öyle. Çikolata sanatkarları yıllık 8.3 milyar avro değerindeki endüstrinin küçük bir bölümünü oluşturuyor. Pekala Charles. Bu benim ve Lou'nun yaptığı gitar çikolatası. Ve onu şöyle güzel bir şeye dönüştüreceğiz. Evet, evet kesinlikle. Söylemeliyim ki bu gerçekten gördüğüm en zevkli yer fıstığı ezmesi. Sanırım tadabileceğinin en iyisi. Evet, sabırsızlıkla bekliyorum. Bu yer fıstığı kelebeklerini yapmak için önce 4,5 kilo çikolata eritiyoruz. Fakat eritme çikolatanın gitarda derecelendirilme işlemi esnasında oluşan kristallerini bozduğundan dolayı kullanılmadan önce tekrar derecelendirme işlemi yapılması gerekir. Görünen o ki çikolatanın içine döküyorsunuz. Çikolata ile ilgili en güzel şeylerden biri günün bitiminde ne kadar kullanılmamış çikolata varsa tekrardan ısıtılır. Hı-hı. Ve sonra ertesi gün olduğunda tekrar derecelendirme işlemi yapılır. Derecelendirme işleminin yapılması gerekiyor. Belli bir süre sonra çok yapılmış evet, oluyor. Birbirlerini izlemeleri çok büyüyor ve çoklaşıyor. Aynen öyle, aynen. Tanımlamak çok kolay. Çikolata kalınlaşıyor, dağılacak evet. gibi duruyor. Tekrar başlamamız gerekiyor. Onu tam gerekiyor. Oraya altına koymalısın. Evet, bir şekilde yapmalısın. Koy. Kesinlikle. Eğer çikolata fazla ısı işleminden geçtiyse problemimiz daha büyük olur. Kelebekler hamura yapışır. Çok şükür ki her şey düzgünce yapıldı ve kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. Biz de devam ediyoruz. Bu torbanın içindeki yer fıstığı şekerlemesi. Doğru. Veya benim adlandırdığım sıvı yer fıstığı. Sen de yağ. Sıvı yer fıstığı yağı dersin. Ve sadece biraz inceleyeceğim. Bunu hep üstünde hissedeceksin. Benim ölçülerimde olduğunda değil. Kısa böyle olmanın biraz avantajları. Biraz daha kısa olma. Son adım şekerlerini son bir katla kaplamak. Tüm işlemin muhtemelen en kolay parçası. Tamam. Orada bir nokta kaçırdım. Evet farkına vardım, düzelteceğim. Evet işte burada. Charlie'nin çikolata fabrikasında. İddia ederim ki bunu daha önce duymamıştır. Biraz dokun. İşte çekirdekten kelebeğe. Ve ağzıma. Evet, oradaki ne öyle? Bunu bir kere daha yemiştim. Evet, öyle. Bir saniye bile oraya bakmamıştın. Az sonra, batmayan sandal nasıl yapılır? Edgewater, Florida'da harika bir gün. Güneş hemen arkamdaki kıyının üzerinden yükselmekte. Günümü mahvedecek tek şey sandalımın batması olur. Ama bunun hatta ikiye bölünmüş sandalla bile olmayacağına dair inancım gerçekten çok yüksek. Çünkü ben batmayacak sandaldayım. Nasıl batmayan bir sandal yapabiliyorsun? İşte bunu öğrenebilmek için Boston Wheeler'a geldik. Burada batmayan sandalların hikayesi işte bu kalıplarla başlar. Bu gövdedir. Bu da teknedir. Ve bu kurulumda biraz karışık olan şey şu düşüncedir. Bunlar gerçek sandal değiller. Ne kadar da ters dönmüş sandal gibi görünseler de ve bu da büyük portakal şeklinde bir sandal gibi, bunlar aslında üzerlerine kat kat malzeme kullanılarak inşa ettiğimiz kalıplardır. Sandalı dışarıdan içeriye doğru yaparız. Sonra tek bir sandal yapmak için iki parçayı birbirine yapıştırırız. Bu durumda bahsettiğimiz Gözüpek 230. Kesi ve ben kalıbı hazırlamaya başlıyoruz. Sandalımıza kat yapacağımız yüz işte bu. Tamam, kullanacağım. Kalıp yağ bu mu? Bu benim kalıp yağım. Islak olan yere yeteri kadar sürmelisin. Sonra da silmelisin. Şimdi bu kalıp yağ tavaya konulan una katılan yağın benzeri, öyle değil mi? Nihayetinde materyali kalıptan ayırabilmesini isteyeceklerdir. İşte bunu mümkün kılan da bu, kesinlikle. Değil mi? Bu yüzden bu kalıp yağını kullanmalıyız. Her köşede, her çatlakta. Yaklaşık bir saatte kalıp hazırlığı biter. Bal mumuyla kapladığımız kalıbın önünde duruyorum. Bu Dauntless 230. Birazdan ilk tabakasını uygulayacağız. Ve bunun adı da jöle tabakadır.
Eric, jöle tabaka nedir? İçinde ne vardır? Jöle tabaka vinil polyester reçinedir. Bu bölüm için bu özel renkle aşılanmıştır. Tamam. Bunu gerçekten dayanıklı renkli reçine olduğu için kullanıyoruz. Arabanın boyası gibi, daha dayanıklı. Dış tabakayı uygulamak biraz tuhaf gelebilir, sanki evi yapmadan boyamak gibi. Bu çok ince tabaka sandalın en dış yüzeyini kaplıyor. Bu tabakanın %98'i reçine, tuzlu su ve ultraviyole ışınlarını geçirmiyor. 3 aşağı 5 yukarı su gibiyim. Yer çekimiyle çalışırım. Yukarıdan başlar aşağı doğru inerim. Böylece fazla spreylemem. Bütün tabakanın 20 milimetre kalınlığında olması gerekir. Yaklaşık 5 kağıt kalınlığı genişliğinde. 20, 3 nokta, mükemmel. 3 nokta 20. Böyle bu şekilde yukarı ve aşağı doğru yap. Evet. Bu sana nasıl görünüyor? Harika görünüyor. Şimdi de şey adı verilen post kaplama zamanı. Neydi? Post kaplama. Post kaplama, evet. Bu bizim ilk cam elyafı uygulamamız. Değil mi? Bu sandalı dayanıklı ve güçlü duruma getirdiğimiz zaman değil mi? Evet, aynen Anladım. Öyle. İskeletin gibi. İskelet. Teknenin iskeleti şimdi gibi. Bunu bir anlamda onun gövdesi için yapıyoruz. Bu kova dolusu şeyleri burada mı boşaltıyoruz? Boyamaya başla. Boyamak mı? Tüm bu iş tabanca ile yapılmıyor değil mi? Sprey tabanca. Sprey tabanca. Hı-hı. Evet, peki, sprey tabanca sprey kullanacağız. Tabanca. O nedir peki? Sprey tabanca reçineyi sıkan bir tabanca ve katalizör ve çenedir. Çene çok dayanıklı cam elyafı diye bildiğimiz bir maddedir. Reçine ve katalizatör birbirine bağlanmıştır. Niye cam elyafı kullanıyorlar? Onun sihri nedir? Sezgilere aykırı kırılabilir cam gibi. Fakat elyaflarına ayrıldığında sandalında boyamak için kullanacağın elyaflar, asıl elyaflar insan saçından daha incedirler ve kırılganlığını kaybederler. Camı ne kadar ince yapsan da neredeyse kırılmayacak formda olur. Bu gövdeyi teknenin içine alarak köpük enjekte edebilmek için köpük odasına alıyoruz. Birbirleriyle kaynaşıp kompozit bir materyal oluşturacaklar. Ve böylece de batmayacak olan Boston Whaler sandalının temeli oluşacak. Operatör Judy Coyle bize nasıl yapıldığını gösteriyor. Buraya ne kadar koyacağız? Bunun içine ne kadar köpük koyacağız? 220 kilo. 220 kilo. 28 saniyede. Çalıştıralım mı? Hazır mısın? Hazır mısın Judy? Deliği ateşle. Deliği ateşle. Evet, böyle mi? Şimdi oldu mu? Bu alet iki sıvı gaz pompalıyor. İzosinat ve polyol. Bunlar da üretan yapıyorlar. Polyola biraz su eklendiğinde karbondioksit oluşuyor. Bu da köpük yapıyor. Gürültülü. Evet. Bu karışımın bu boşluğu boşaltacağını göremiyoruz. Tamam. Bunun bir şekilde ne yapabileceğini gösterebilecek deneme kutusu var değil mi? Evet. İşte başlıyor. Sıvısını şimdi görebilirsin. Henüz karbondioksit oluşmadı. Kimyasal tepki esnasında köpük 93 dereceye kadar ısınabilir ve soğuması 24 saat alabilir. Peki yanlara ne kadar basınç uyguluyor? Bu durumda fazla değil çünkü sadece bilezik kapalı. Fakat o teknede bilezik kapalı ve çok yoğun, çok yoğun basınç var. Köpük sert fakat aynı zamanda hafif. Bu da batmayacak sandal için ana anahtar. Bu yüksek basınç birikerek genleşmeyi geciktiriyor yani. Evet. Oh, neredeyse fırlayacak. Kalıbın içinde köpük sandalın dış kabuğuna tutunuyor, sertleşiyor. Wheeler'ın iki parçasını birleştiriyor. İçeride hiç boşluk yok, hayır. Suyun birikeceği hiç yer yok. Gerçekten de harika bir şekilde batmayan sandal yapımı. Gece böyle duracak, sonra tokaları salacak ve gövdenin teknenin içindeki köpük alınacak. Ve sonra da atölyede temizlenecek. Temizlik atölyesi Scott Clarkso tarafından yönetiliyor. Bu iki kalıbı birbirinden ayırdığınızda biraz ortalık pisleniyor. Biraz ışıldama oluyor. Bu jöle tabakayla cam elyafın birleşmesinden ve diğer tüm tabakalardan oluşan pislik bizim çıkarmamız gereken tabakalar.
Pekala, hadi biraz temizleyelim. Bunu kesmeyi deneyebilir miyim? Bu çok hassas bir operasyon. Eğer çok yakın temizlersen, sandalın cephesini kesmiş olursun. Bu arada ben biraz fazla derin temizleyerek azıcık kestim. Bana onarabileceğini söylüyor. Eğer olmazsa faturayı Discovery kanalına gönderirim ona göre. Burası batmayan sandalın bitirildiği son montaj yeri. Burada sandalın her şeyi yerine konulur. Kablolar döşenir, tank ve insanların sipariş verdiği sayısız aksesuarlar konur. Ve her şey son olarak bir araya gelir. Bu son iki aşamada 6 silindirlik makine konulur. Müfettişler kontrol eder ve nihayet batmayan tekne doğmuştur. Uzun bir gündü değil mi? Yapılması gereken son bir şey kaldı. O da onu alıp şöyle bir gezmek.